Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 İlker, Soner, Cabbar, Hüseyin, Ayşe, Cemal, Kemal, Murtaza, Hüsni, Ahmet, İbrahim, Saffet, Erdoğan, Kamil, İmdat, Yeter, Bırak, Dursun, Kassın, Kafi, Feryat, Cığlık, Kaza, Tüh, Vah. Ya bu kadar çocuk ya da okey. Okey, okey. Okey, okey. Bana bak, bu benim son turum, ben eve gidiyorum, ben ona söyleyeyim. Meri Ali Bey ya, okey bırakılıp eve gidilir mi ya? Okey bırakılır mı ya, Allah Allah? Okey bırakılır mı? Ya ne yapayım, sabaha kadar mı oynayacağız be kardeşim? Bu gece sabahlıyor muyuz babalar? Sabahlıyoruz, sabahlıyoruz, tamam. Okey! Evet, okey. Kocam okey öğrendiğinden beri eve uğramaz oldu. Sabahlara kadar kahvede okey oynuyor. Eve gelmeyince çocuk yapamıyoruz. 19'da kaldık. Allah bu okey bulandan razı olsun. Okey, okey, okey. İyi günler. Evet, buyurun. Ben bir şey sormak istiyorum. Dinliyorum. Şimdi diyelim mesela ben bir bankadan yüklü bir kredi aldım mesela ve yurt dışına tüydüm. Benim hakkımda herhangi bir soruşturma yapılır mı? Yo, neden yapılsın ki? Unutulur gider. Dolandırdığın para senindir artık. Şimdi bir şey soracağım. Adam kayırma, partizanlık, devlet dairelerinde böyle şeyler devam ediyor mu? Niye etmesin ki? Peki karakollar şeffaf oldu mu? Mesela bir tutuklama halinde ben yanıma avukatımı çağırabilir miyim? Yavaş yavaş uygulanacak herhalde. Tam şeffaflaştığı söylenemez. Peki ya faili meçhul cinayetler, mesela Uğur Mumcu'nun cinayeti aydınlandı mı? Olur mu beyefendi, nasıl bulunsun? O kadar kolay mı? O halde hala gazeteciler, yazarlar tutuklanıyor, insanlar fikir suçundan hapse atılıyor. Siz neler diyorsunuz beyefendi? O halde hala getir var, götür var, tık tık var, fıs fıs var, rüşvet var, kontur gerilla var, işkence var. Siz nereye aradınız beyefendi? Türkiye'yi. Orası Türkiye değil mi? Hani değişiyordu? Pardon, pardon. Pardon, pardon. Tamam, pardon. Pardon, pardon. Pardon. Ne dersin anne? Yavaş yavaş başlayalım mı? Başlayalım kızım, başlayalım. Korkunun ecele faydası yok. Çamaşırları renklerine göre tek tek ayıralım, hadi. Beyazlar şuraya. Al. Maviler buraya, sarılar şuraya, yeşiller buraya, karışık renkliler şuraya, kırmızılar da buraya. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi de renklileri yine renklerine göre pamuklular ve pamuklu polyester karışıklar olmak üzere kendi aralarında gruplara ayıracağız. Tabii bu arada yüzdeleri de unutmayalım. Şimdi %35 pamuklu, %65 polyester ve %20 pamuklu olan pembe çamaşırları buraya. %80 polyester ve %10 pamuklu olan yeşil çamaşırları da buraya. Aynı işlemleri diğer çamaşırlar için de yapacağız. Tek renkliler ne olacak peki? Tek renkleri de tonlarına göre ayıracağız. Gök mavisi %35 pamuklu, %65 polyester olanlar şuraya. Boncuk mavisi olanlar şuna. Deniz mavisi olanı da buna koyduk mu tamam. Şimdi de aynı işlemi karışık renkliler için yapacağız. Şu boşluğunu bana ver bakayım. %35 pamuklu, %65 polyester olanları buna koyacağız. %40 pamuklu, %60 polyester olanları da şu sepete koyacağız. Ver onu bana. Şimdi bir kez daha başa dönüyoruz ve çamaşırları renklerine ve üzerlerindeki lekelerin çeşitlerine göre tekrar kendi aralarında gruplara ayırıyoruz. Peki ya ketçap lekeliler? Ketçap lekeli yeşil çamaşırlar şuraya. Ketçap lekeli mavi çamaşırlar şuraya. Çimen lekeli sarı çamaşırlar dolabın üstüne. Siyahlar bu tarafa, kırmızı çamaşırlar buraya, çizgiler buraya, kırmızılar o tarafa, pembeler bu tarafa, yeşiller o tarafa, sarılar bu tarafa, noktalılar bu tarafa, çizgiler bu tarafa, maviler o tarafa, siyahlar bu tarafa, kırmızılar o tarafa. Son olarak da düğmelilerle düğmesizleri ayırdığımız zaman yıkama işlemine başlayabiliriz. %60 pamuklu, %40 polyester, çimen lekeli bir düğmeli çamaşırlar için özel olarak geliştirmiş
deterjanı istiyorum kızım. Pasta lekeli beyaz çamaşırlar için olan deterjanı ver kızım. Ketçap lekeli mavi çamaşırlar için olanı ver kızım. Sarı çamaşırlar için olanı ver kızım. Kırmızıyı ver, yeşili ver. En son çıkanını ver kızım. Çabuk ver kızım. Şimdi daha da yenisi çıktı. Pötikale kumaşlara en son formüllüsü bu bendeki. Renkler bununla bir hoş. Bu şimdi çıktı. Sıcak sıcak. Ten rengi kumaşlar için. Pötikale kumaşlar için. Ne zaman kalkarız Gülay? Daha içeri bile girmedik hayatım. Bak Sevil'cim lütfen mantıklı ol. Onlar senin annenle baban. Bizi sevdikleri için böyle davranıyorlar. Keşke kulağıma bir Walkman taksaydın. Selim. Tamam tamam. Aman kimler gelmiş, kimler gelmiş. Ah anasının gülü gelmiş. Gülü, gülü. Canım. Dur bakayım, dur. Ay çok ince çıkmışım. Yok, vallahi iyi, üşürsün. Sıcak, hava sıcak. Üşür bu, niye çıkarttın bunu böyle yavrum? Ah canım benim. Paşa oğlum benim. Ah iyi ki doğurmuşum, iyi ki doğurmuşum. Giy çocuğum, giy. Giy yavrum. Heh, aferin. Aa aman kimler gelmiş, kimler gelmiş. Vallahi kapıya kadar gelemedim, kusura bakma yavrum. Lütfen. Hanım niye haber vermiyorsun tamam, ya? Baba, yavrum. Yavrum. Sağ ol, nasılsın baba? İyi ah, iyiyim sağ ol. Aa, oraya oturma. Gel burayı ben ısıttım, burada daha rahat edersin. Gel olmaz, olmaz gel. Gel orada rahat edersin. Gel yavrum gel. Gel olmaz, gel gel yavrum gel. Otur. Allah anasının gülü geldi. Gülü. Evin gülü geldi, gülü geldi. Bir yoğurt çorbası yaptım senin sevdiğin gibi. Bayılacaksın. Sağ ol anacığım da biz yedik geldik tokum. Aa yedik olur mu ayol? Açsındır çocuğum. Olmaz. Bu da hep böyledir. Bebekliğinden beri hiç acıktım demez vallahi. Olmaz olmaz. Kalk kalk. Kalk kalk. Olmaz. 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 Gel gel gel. Gel yavrum gel gel. Gel yavrum gel yavrum. Tamam anacığım çok doldurma. Hayır tamam. Yetmez. Yeter. Çocuğum. Kurban olayım biz yedik geldik güzelim. Hanım sen ona bakma doldur doldur doldur. Yahu yapma. Oğlum yararlıdır yararlı. Yeter tamam. Anne yeter. Tamam al bu tabağı da tencereyi ver bari bana. Siz hiç yapmıyor musunuz evde? Yapıyoruz şuradan biraz pilav alayım. Ye çocuğum pilav ye pilav ye. Pilav yiyorum zaten ben de ne yapıyorum pilav yiyorum işte. Aha. Oğlum biraz daha al. Al yiyorum işte Allah Allah. Al şunu da al al. Ay çok yedim vallahi zaten yemiştim. Gülay, bir kahve yapsan hazmedeyim. Ne istedin paşam? Gülay ne istedin? Yavrum ne istedin? Kahve yaparım annem ben sana. Sen yapma anacığım. Gel babanın yerine otur kanka. Böyle rahatım. Gel babanın yerine otur çocuğum. Anneciğim rahatım ben. Gel şuraya geç yavrum gel. Ay babamın yerine oturayım da ikisi de aynı koltuk be anacığım ya. Olsun yavrum erkek çocukları babalarının yerlerine otururlar. Gel anne. Rahat et. Böyle çok iyi ol. Anne rahat bıraksana adamı. Ben nasıl rahat ettireceğimi bilirim. Hanım, vallahi yine fazla yedim. Afiyet olsun baba, afiyet olsun. Oğlum sana bir soda alayım mı? Yok, istemem. Alayım oğlum. Alır, alır baban alır. Git alır. Ben hayatımda soda içmedim kurban olayım. Ya. Alsın yavrum. Ya ben içmem peki, ben peki, soda. Peki, tamam yavrum. Tamam. İçsene çocuğum. Ay bir türlü rahat ettiremiyoruz. Yok, vallahi rahatım, çok rahat. Bak Lütfullah Bey diyorum ki, bu çocuk bu evde rahat edemiyor. Yok, burası bak, küçük bak, geliyor ona. Şurada cadde üstünde köşede bir ev var. Sen git ev sahibinden konuş, biz oraya taşınalım. Hemen giderim. Saçmalamayın ya kurban. Ya oğlum giderim. Ya bırak Allah aşkına otur otur diyor. Ben televizyon seyrediyorum tamam hadi. Bana bak televizyon seyrediyor. Seyrediyor. Bak iyi göremiyor çocuk bak. Yok görüyorum. Bakmıyorum hadi televizyona da bak. Seyrediyorsun yavrum. Göremez tabii. Geldi çocuğun önüne böyle oturdu. Göremez tabii. Gel şu televizyonu şu tarafa çekelim gel. Ya, çekelim çekelim. Düşünce yok. Tamam evladım. Yapma hayır. Yavrum. Tut Lütfullah Bey tut orada. İyi mi oğlum? Ha? Çek biraz daha çek çek. İyi mi oğlum? Yok. Sen burada da iyi seyredemedin. Oğlum benim bu programa iki tane biletim var. Gel seni oraya götüreyim orada daha rahat seyredersin yavrum. Gerek yok babacığım ben konuklar kim diye baktım hani öyle bakılır ya. Ben kahveni yapayım Selimciğim. Ya, kahve falan da istemiyorum artık. Göremiyorsan babanın gözlüğünü vereyim yavrum. Yok anacığım yok ne gerek var şimdi ben hipermetrop gözlüğü ne yapayım. İyi mi oğlum? İyi babacığım. Elleme bırak. Çocuğu rahatsız etme. Yok estağfurullah. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Böyle yaptınız tam karşı karşıya geldik. Seyret oğlum seyret. Güzelce seyret. Selim. Sen mutsuz görünüyorsun yavrum.
Nereden çıkarıyorsun? Çok vallahi, mutluyum. Vallahi mutsuz görünüyor. Üzülüyorum. Vallahi dayanamıyorum. Ya, çok mutluyum. Ah, mesudum. Ben anlıyorum. Bu kız bunu mutlu edemez. Nereden çıkarıyorsun? Çok mesuduz. Karımı seviyorum. Hiç bakamıyor buna. İyi bakamıyor. İyi bakıyor. Güzel bakıyor. Sen bunu boşa yavrum. Niye boşuyum şimdi durup dururken karıyı ya? Bizim alt katta Tülay var. Hayda. Ah nasıl hanım kız? Yok istemem. Elinden Tülay. Her iş geliyor. Ya istemem mi Tülay Mülay? Vallahi yok onu alalım biz sana. Ya Gülay'ı bırakıp Tülay'ı niye alıyorum şimdi? Yavrum Eskişehir'de öğretmenlik yapıyor. Vallahi ya. Bir hanım kız. Yok gerek yok ben mesudum. Çok güzel bakar sana yavrum. Yok istemem istemiyorum. Evlendirelim. Ya bırakın istemiyorum Allah aşkına. Aa bu kadar da üstüme gelmeyin saçmalığınızın alemi yok. Oğlum biz seni niye istiyoruz yavrum? Niye yavrum sensin? Ayağına terlik git. Oğlum evladım. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. Yeter ya. Yaklaşmayın. Ah pencerenin önünde durma yavrum üşürsün annem. Yaklaşmayın diyorum. Gülay imdat. Bağırma yavrum sesin kızılır. Bak evladım camın kenarında durma. İleride romatizmadan çekersin ha. Aşağı in oğlum düşeceksin. Bak bir şey daha söylerseniz atarım kendimi aşağı yaklaşmayın. Öyle intihar edilir mi yavrum acı çekersin. Ben sana uyku ilaçlarımdan vereyim onu iç daha rahat gidersin öteki tarafa. Üstüme düşmeyin yeter artık yeter yeter. Lütfullah Bey, oğlumun yerini beğenmedim. O burada rahat edemez. Selvi ağacı severdi çocuğu. Onu şu tarafa aldırtıralım. Olur hanımcığım. Yarın hemen aldırtırım. Şapmatik don veriyor. Çok şık, çok değerli, kişiye özel. Bu da öyle. Bunlar da ve bu da. Bütün bunların hepsi Şapmatik'te bedava. Sınırlı sayıda çıktı. Bu fırsatı kaçırmayın. Kerizliğin alemi yok. Bakın efendim Şapmatik var mı? Var. Bir tane versene bana. Buyurun kendiniz seçin. Sağ olasın. Bu karılar Şapmatik'ten beraber mi veriliyor? Evet. Özel bir tercihiniz var mı? Esmer olsun. Yok yok sarışın olsun. Boyunuza göre verelim. Ver. Saralım mı? Burada mı? Yok orada. Al parasını. Hadi yürü bakalım Şapmatik. Gördün benim. Ulan nereye varacak bu işin sonu? Her şey bir bayan kilodu vermeleriyle başladı. Şapmatik verdiklerimiz vereceklerimizin teminatıdır. Aşık Veysel'i de hep birlikte hatırlıyoruz ve ona kulak veriyoruz. Thank you.
Dostlar beni hatırlasın. Merak etme, dostların seni hatırlıyor. Bizler seni hatırlıyoruz Veysel Baba. Veysel gider, adı kalır, sözü sarar dünyayı. Alev alev aşkı kalır, özü sarar dünyayı. Seher yeli mor menekşe gözünden gördü Veysel, aşkla gördü dünyayı. Gördü Veysel, aşkla gördü dünyayı. Dostum dedi, nicesine sarıldı. Sadık yari kara toprağa karıldı. Karaca olan Yunus Emre bir sultandı. Gördü Veysel, dostla gördü dünyayı. Gördü Veysel, aşkla gördü dünyayı. Gördü Veysel, aşkla gördü dünyayı. Gördü Veysel, aşkla gördü dünyayı. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Denetimlerde çeşitli güçlüklerle karşılaşıyor. Uyanık sürücülerin denetimden kaçmak için çeşitli yöntemler geliştirmeleri trafik polislerinin işlerini güçleştiriyor. Kardeşim, kırmızı ışıkta geçtin, ters yoldan girdin, sinyal vermedin, üstelik de geldin sola yanaştın. Bunların yasak olduğunu bilmiyor musun kardeşim? Bilseydim yıllardır bir ehliyetim olurdu be abi. Ne? Ehliyetin yok mu? Ruhsat olmayınca ehliyet olsa ne yazar abi? Ya demek ruhsatın da yok senin ha? Çalıntı arabaya ruhsat verseler almaz mı? Yani sen bu arabayı çaldın mı? Arabasız banka soyulmuyor ki abi. Ne? Banka mı soydun sen? Yani ne yapsaydın memur bey? Para olmadan nasıl eroin alabilirdin? Eroin? Eroin mi içiyorsun sen? Yok abi, ben satıyorum, yurt dışına kaçırıyorum. Ne? Bir de kaçakçılık ha? Ama karşılığında beyaz kadın getiriyorum bir sürü. Ya öyle mi? Çalıştırdığım evlere mal lazım, öyle değil mi abi? Tabii, tabii. Aslını istersen bunlarla ancak dağıtacağım rüşveti çıkarıyor. Bir de rüşvet ha? Rüşvet vermeden hayali ihracat yapılmıyor ki kardeşim. Tabii tabii, öyledir. Adınız da sizin? Birden 20'ye kadar bir rakam söyle memur bey. 18. 18 Sacit. Yanımda 20 kimlik filan taşırım. Neden sordunuz? Ceza filan mı yazacaksın? Yok abicim, estağfurullah. Bir imzanızı rica edecektim. Sunullah'a sevgilerle lütfen. Hay hay, şimdilik bir imza atayım. Ama bu esas imzam değil. Yarın gelirsiniz yazıhaneden katalogdan seçin bir tane. Esas imzamı atayım, tamam mı? Tamam efendim. Yerimiz tam, emniyetin karşısında kolay bulursunuz. Teşekkür ederim. İyi günler canım. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar abi. Abi ne yaptın sen ya? Oğlum saygı görmek istiyorsan böyle yapacaksın. Adamın hası böyle olur. Asuman Yakan adlı bir vatandaşımız yaptığı bir keşifle kamuoyunun gündemini oluşturdu sayın seyirciler. Şimdi bu vatandaşımızla yaptığımız röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Gelin bakayım. İnşallah doğru yere geldik. Doğru yere geldik. Altıncı katı asansörün yanındaki kapı diyordu. Herhalde kaçar. İnşallah mühim bir şey çıkar da boşuna gelmiş olmayız buraya kadar. İnşallah. Buyurun. Merhaba efendim. Asuman Hanım'ın evi burası mı acaba? Evet burası. Kendisini görebilir miyiz? Bir dakika bekleyin. Sağ olun. Asuman! Gel. Geldiler. Ya bu ne lüzum var da Asuman ya? Kaşık. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Asuman Hanım'la müşerref oluyoruz değil mi? Evet. Efendim biz haber ekibindeniz. Olacak o kadar da. Evet, olacak o kadar da efendim. Siz de tanıdım. Hanımefendi, bir buluşunuzdan bahsetmiştiniz. Ne bulmuştunuz acaba? Efendim, aslında ben çok bilinen bir aletin kullanım sahasını değiştirdim. Öyle mi? O zaman hemen görüntüleyelim lütfen. Bir elektrik alabileceğimiz bir yer var mı? Şuradan alırsın. Gel. Ben bir ağzıma burnuma bakayım. Bakayım. Bir dakika. Hadi yavrum, çabuk ol. Hadi yavrum. Evet. Evet, hazırım. Gel.
Hadi. Evet, kayda giriyorum. Üç, evet. İki, bir. İyi günler sayın seyirciler. Efendim bir vatandaşımızın çok ilginç bir buluşunu görüntülemek için buradayız. Evet hanımefendi, bize kendinizi tanıtır mısınız? Asuman Yakar, ülkeni temiz tut kampanyasına katkıda bulunmak için böyle bir buluşu gerçekleştirdim. Çok güzel. Peki ne bulmuştunuz? Aslında ben çok bilinen bir aletin kullanım sahasını değiştirdim. Bize gösterir misiniz? Gösteremem. Ya. Burada olmaz. O halde keselim çekimi. Nerede gösterebilirsiniz? Tatbikat esnasında göstermem lazım. Yani nerede? Ben her şeyi hazırladım. Beni takip edin gelin. Öyle mi? Ama böyle çekemezsiniz. Ya? Bu kamerayı çantaya koymak lazım. Böyle çekeceğiz. Gel, öyle gel. Mi? Çantanız var mı? İşte şurada. Al şunu. Koy bakayım. Bunun içine. Ben şimdi geliyorum. Kızım ulan. Cevap versen hayatımda hiç yok beceremedim. İşte. Hadi yürü yavrum. Yürü. Buyurun efendim, buyurun. Burası mı? Evet, herhangi bir devlet dairesi. Kamerayı sesi sakladınız mı? İkisi de tamam abi. Hadi gelelim o zaman. Yavaş. Efendim, iyi günler. Acaba şu evrakı imzalamanız mümkün mü? Acaba sizce mümkün mü? Tabii, vazifeniz. Bunun için para alıyorsunuz devletten. Peki sizce devletten aldığımız bu para yeterli mi? Sizi şimdi anladım. Hani dosyanın içine konur da imzalanacak yer kolay bulunsun diye hani. Var mı? Var var. Var mı? Var var. Ha, var, bakayım var. O zaman bakayım. Gördünüz mü? Bu keşfim ne kadar değerli. Alet kapanın elinde kalıyor. Bu adamları böyle bir yakalamak lazım. Çok yaşayın hanımefendi. Ömrünüz uzar inşallah. Rüşvetin kökü böyle kazanır zaten. Tamam Hakan, çıkar kamerayı artık. Bak kamera. Şimdi bu memuru müdürüne şikayet etmek üzere gidiyorum. Gel. Müdür beyle görüşmek istiyoruz. Evet. Müdür beyi göremezsiniz. Niye? Neden görmüyoruz? Göreceğiz işte. Aa, durun bir dakika. Duyuyorum size müdür bey. Buyurun efendim, buyurun. Müdür bey. Buyurun. Size bir şey söylemek istiyorum. Söyleyin efendim, buyurun. Biliyorum, çok üzüleceksiniz, yaralanacaksınız ama memleketim için söylemek zorundayım. Söyleyin efendim, buyurun. Memurlarınızdan birini rüşvet alırken yakaladık. Yakaladık. Ah hanımefendiciğim, ah sormayın. Ben bunlarla uğraşmaktan canım çıktı. Yani sizin anlayacağınız bu gibi rüşvet olaylarını önlemek imkansız. Memleketin durumu çok kötü efendim. Haklısınız efendim. Bakın bu hadiseyi çözebilmek için ben çok uğraştım. Ama bu rüşvet denen illet öyle uğraşmakla, kökünü falan kazımakla bitmiyor. Ben bunlarla uğraşırken saçım döküldü. Bakın. Siz müdürün eline bakın, eline. Şimdi bakanlığa gidiyoruz. Yürüyün. Beni seven arkamdan gelsin. Yürüyün. Yemini yetişeceğim, iyi akşamlar. Bakan bey, merhaba. Çıkıyordum diye, çıkacağım. Acelem sağ olun, var olun, bizi kabul ettiniz. Teşekkür ederiz. Buyurun, buyurun. Efendim, biz size bir şey söylemek istiyoruz. Tamam, buyurun. Biliyorum, çok üzüleceksiniz, yaralanacaksınız ama söylemek zorundayız. Sizin müdürünüzle memurunuzu rüşvet alırken yakaladık. Maalesef. Öyle mi? Ya, hay evet. Allah. Merak etmeyin, sorumlular en kısa zamanda yakalanacak ve gerekli olan tahkikata başlanacaktır. Size teşekkür etmeliyim. Böyle bir sorunu bana kadar, bakana kadar getirdiğiniz için. Zaten bu bir vatandaşlık borcu değil mi? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi izninizi rica edeyim. Teşekkürler. Ben baltamızı tutayım efendim. Yok hiç rahmet ediyorum efendim. İstirham ederim. Evet, kayda giriyoruz. 3, 2, 1. Asuman Hanım, gördüğümüz kadarıyla çok kişiyi kapana kıstırmışsınız. Oysa bize buluşunuzun yeni olduğunu söylemiştiniz. Ah canım sunucu, ben bunu bir yıl oldu bulalı. Fakat kameram yoktu ki tespit ettireyim. Peki bu buluşunuza yeni bir isim verdiniz mi? Tabii, rüşvet kapanı. Dün faal çalışma süresini dolduran Mahmut Mahdum adlı vatandaş emekli olmaktan son anda kurtuldu. Pardon, bir dakika. Hanım kızım, ben emekliyim de şu evrakı imzalatmam gerekiyormuş. Efendim?
Evrakı imzalatmam gerekiyormuş. Baştaki masaya. Baştaki masaya. Hı. Hanım kızım, ben emekliyim ve şu evrakı imzalatmam gerekiyormuş. Yan masaya. Yan masaya. Hanım kızım, ben emekliyim ve şu evrakları imzalatmam gerekiyormuş. Evrakı kaydettirdiniz mi? Efendim, neresi orası? Birinci kata inin, ikinci odanın kapısını çalın, evrakı kaydettirin, ondan sonra buraya getirin. Birinci kata, ikinci odaya. Tamam. Pardon, özür dileriz. Pardon, bir dakika. Bir dakika. Hanım kızım, beni yukarıdan yolladılar. Şu evrakı kaydettirmem gerekiyormuş. Müdür muavinini imzalattın mı? Yo. Amca, burası Dingo'nun ağrı. Önce müdür muavinini imzalatacaksın, sonra buraya geleceksin. Müdür muavin nerede acaba? Müdür muavinini soruyor kız. Karşı masaya soracaksın. Müdür muavin nerede acaba? Ne yapacaksın müdür muavinini? Ben emekliyim de şu evrakı imzalatmam gerekiyor. Dördüncü kata çık, sağdan ikinci kapı. Dördüncü kat, sağdan ikinci kapı. Evladım, şu evrakı imzalamanız gerekiyormuş. Sıraya gir amca. Yalnız sırada kimse yok ki. Amca olsun, sen gene de bekle. Biz burada alışkın değiliz sıra olmadan iş yapmaya. Peki, bekleyelim. Beyefendi, benim evrakın işi tamam değil mi? Tamam, tamam. Üçüncü kata götürüyorum değil mi efendim? Üçüncü kat dedim ya kardeşim. Teşekkür ederim. Hadi güle güle. Sıradaki. Amca gelsene buraya. Ben mi? Evet, sen. Hay Allah, ne çabuk geldi sıra. Neydi senin işin? Ben emekliyim de şu evrakı imzalamanız gerekiyor. Bak amca, altıncı kata gireceksin. Beşinci odaya gireceksin. Orada bu deftere kaydettireceksin. Ondan sonra üçüncü kata ineceksin. Paraf alacaksın. Paraf aldıktan sonra tekrar beşinci kata çıkacaksın. Altıncı odaya gireceksin. İmza ettirip bana getireceksin, tamam mı? Tamam. Ha, hadi bakayım. İyi günler. İyi günler. Beyefendi, evrakları hazırlattım. Sıraya gir kardeşim. Kardeşim, söyledik sana, dokuzuncu kata çıksana. Üçüncü kattan istediğim evrağı getirdiniz mi? Müdür muavinin onayı nerede? Müdür muavinin odasına çık. Pardon, bir dakika. Teşekkür ederim. Hanım kızım, ben evet. İkinci kata in, üçüncü odaya götür, işlesinler, bana getir. İkinci kat, üçüncü. İyi günler. Şu evrakı imza. Yedinci kata çık, üçüncü odaya götür, pulunu işleyip harç makbuzunu kessinler, sonra bana getir. Buyurun müdür haydi. Efendim, bugün bir emeklinin işini daha bitirdik. Aferin size. Aman gözünüzü seveyim, işinizi sıkı tutun. Bu emeklilerden birer ikişer kurtulalım. Ha gayret. Her giden emekli kurumumuz için bir kazançtır. Reklamlardan sonra haberlerimiz devam edecek. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Dondurulmuş sebze, meyve, et ve balıktan sonra şimdi de insan dondurması gündemde.
İsteyen kendini, isteyen bir yakınını para karşılığı dondurup buz edebiliyor. Buzlar çözülünce insanlar yeniden yaşama dönüyor. Tabii ona yaşamak denirse. Hazır mısınız? Üzerimize bir şeyler giyseydik. Gerek yok, hemen çıkacağız. Peki. Nasıl, üşüdünüz mü? Çok soğuk. Kim bu adam? 1980 yılından kalma bir siyasi tutuklu. Evet. Kalbinden rahatsızmış, evet. Dışarıda tedavi olmak istemiş, izin vermemişler. O da o zaman beni dondurun, demokrasi geldiğinde belki tedavime izin verirler demiş. Evet. Donunu çözmeyelim, demokrasinin gelmesini daha çok bekleyecek, çok. Peki bu kadın kim? Bu bir yazar. Yazdıkları yüzünden sürekli para ve hapis cezası yemiş. Evet. O da o zaman beni dondurun, 1990'larda demokrasinin geleceğini umuyorum demiş. Evet. Yani bu da demokrasiyi bekliyor. Daha çok beklersin, çok. Bu da bir memur ailesi. Evet. Bizim buzumuzu 1993 yılının Nisan ayında çözün demişler. Evet. Not alın, bunların donunu bugün çözelim. Bakalım umduklarını bulabilecekler mi? Evet Ayşe Hanım, raporu tanzim ettim ve yaşama döndüler. Çözüldüler bile. Günaydın, yaşama hoş geldiniz. Vay be, vakit doldu demek ha. İstediğiniz gibi 500 günün sonunda buzlarınızı çözdük. 500 gün doldu ha? Söyleseler de inanmazdım. Evet, tam 500 gün orada öyle hiç kıpırdamadan durdunuz. Her şey düzeldiğine göre artık evimize gidebiliriz. Yeni bir hayat, yepyeni. Güle güle, size hayatta başarılar dileriz. Çabuk bizi bir daha dondurun. Ne olursunuz, yalvarırız. Ne oldu beyefendi? 500 günde neler olmamış ki? Ekmek 2000. Peynir 60.000. Et 75.000. Dolar 5.000'den 10.000'e fırlamış. Gittik iki anahtarımızı verin diye gardırobun bile anahtarından oluyorduk. Bu hükümetlerin hiçbiri bu işi beceremiyorlar. Enflasyonu durduramıyorlar. Şimdi bizi dondurun. Birisi gelir becerirse o zaman hayata döndürürsünüz ne olur. Şarkıcı Bestami bugün gazinodaki programı sırasında vuruldu. Acele hastaneye kaldırılan Bestami'nin sağlık durumunu özel haber bölümünde izleyebilirsiniz. Ay delimi ne? Ay delindim, şırıl şırıl gidiyor aşağıdan, kanlar akıyor ayol. İçim boşaldı. Sayın seyirciler, hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde başarısız bir darbe girişimi olmuştu. Önce arşiv görüntülerimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Bu durumda ne diyecektim ben şimdi ya? Ya adam da kafa bırakmıyorsunuz ya. Yukarıdan aşağıdan giriyor. Dakika başı reklam giriyor ya. Ya bırakın da bir ağız tadına bir darbe yapalım ya. Allah Allah. Yapmayın bak darbe. Kapatacağım darbenize de be artık be. Allah Allah ya. Aynı generaller yeni bir darbe girişiminde daha bulundu sayın seyirciler. Gelişmeleri öğrenmek üzere Hamit Elsabah'a bağlanıyoruz. Sayın seyirciler, daha kavuşmaz ama siz bize kavuştuk. Haberlerin biri bitmeden maşallah bir yenisi başlıyor. Allah ne muradınız varsa versin, Allah yokluğunu hissettirmesin. Bu akşamki haberlerimiz de darbeci generallerle ilgili. Bu generaller yanardağ gibi durup durup püskürüyorlar. Ben ailenizin muhabiri Hamit Elsabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle bu kez darbeci generallerin peşindeyiz. Bizi izlemeye devam edin. Dikkat! Sağlıyorum. Kaçın. Geçen seferki darbe teşebbüsümüz başarısız sonuçlandı. Ama bu sefer böyle olmayacak. Bu sefer ne yapacağız, yapacağız, başaracağız. Ölmek var, dönmek yok. Başka bir taktik izleyelim. Biliyorsunuz demokrasilerde darbe çaresi tükenmez. Evet, başka bir yöntem bulalım, özgür olsun. Bu sefer televizyonu içeriden fethedeceğiz. Ekrana çıkmayacağız. Dolayısıyla içimize reklam sokamayacaklar. Hepiniz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çıkalım o zaman. Bye.
İşte burada biri var. Koş Cem Özden'e haber ver. Programına katılacak bir konuk buldum. Yaşasın. Hadi. Şş, ne oluyor kardeşim burada ya? Ya kötü bir niyetimiz yok be abicim. Bir talk show çekeceğiz. Bir saat Cem Özden'e katlanacak. Biz burada darbe yapacağız. Bizi meşgul etmeyin. Ya yaparsın be abicim. Darbe kaçmıyor ya. Hadi hemen stüdyoya. Ben iki hafta size dersin. Gel. Gel. Dur ya. Kılıcımı buldum. Bekleyin beni. Kim var ya? Aynı stüdyoda çekimdiler abi. Ben geç kaldım. Sağdan ikinci kapı. Ya Cem Bey konuk bekliyor, hadi. Tamam, geç. Ya kardeşim biz darbe yapacağız. Ya yaparsın darbeni, geç şu programa be abicim. Be, her gece talk show, her gece talk show. Konuk bulamıyorum Allah canımı alsın. Hadi yürüyün, bir tane de Azize bulalım. Hadi. Kurtulduk galiba. Bir zayiatımız var ama komutan. Zararı yok paşa. Maksat vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonda haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Burada her sektörde yaşanan faciaları, ülkemizde meydana gelen Türk gaz faciası ekledim diye sayın seyirciler. Ya nerede kaldınız kardeşim ya? Program başlayacak. Ne programı ya? Ne yapacaksın? Geç sen, geçin. Evet, ilk sorumuza başlıyoruz. Ben havada bulut olsaydım, sen de Afrika'nın derisi çimen mi yeşil olurdu? Yoksa baklava mı tatlı? İkinci adayıma soruyorum. Ne diyor bu karı ya? Size soruyorlar genelim. Kim soruyor? Kadın. Lütfen soruyu tekrarlar mısınız? Ama canım adayım, ben o kadar abuk sabuk lafı bir daha nasıl bir araya getireyim? Genelim size soruyorlar. Hüsnü Paşa sen cevap ver. Ne diyeyim komutanım? Ya daha gideceğiz, darbe yapacağız, bir şey sallayıver. Cevap veriyorum, sarımsak. Evet, ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci soruya gerek yok. Sarımsak kokan alayı seçiyorum. O zaman sizi hemen tanıştırıyorum. Bu akşam bileceğiniz limuzinle hayatınızın gecesini yaşayacaksınız. Gel sevgilim. Komutanım beni bırakma. İçişleri Bakanı'nın ülkeleri gezi yapmasının kararnameye bağlayan Büyük Millet Meclisi'nin toplantı salonunda Muhalefet Partisi'nin muhalefeti nedeniyle küçük şartla bir kargaşa çıktı. Olayda 4'e ağır olmak üzere 9 milletvekili yaralandı. Sevgili seyirciler, Ultra Mega Formüllü yeni bir çamaşır suyumuz var. 16. noterimizin huzurunda deneyeceğiz. Hazır mıyız efendim? Hazırız efendim, başlayabiliriz. Konu mankeni gelmedi. Hah, geldi. Canlı kurtar Paşak. Nereye generalim? Dur şöyle. Ayşe teyzesi, kocam her gün üstünü kirletir. Aha bak kahve lekesi, aha bak çay lekesi, bak ha işte bak hardal lekesi. Evet efendim, ben şahidim hardal lekesi. Önemli değil, şimdi yeni formüllü bir çamaşır suyumuz var. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun son aldığı kararlar görünce bazı üye ülkeler sınırsız ambargo uygulanması kararlaştırıldı sayın seyirciler. Ne bileyim canım, yol geçen hanımına döndük. Bu kadar başarı yetti Allah'ım. Şan şöhret para pul yetti Allah'ım. Bu kadar başarı yetti Allah'ım. Şan şöhret para pul yetti Allah'ım. Herkesler şarkıcı oldu Allah'ım. Hem sunarım hem söylerim bana ne. Hem sunarım hem söylerim kime ne. Sayın seyirciler, darbe yapmak için televizyonumuzu basan darbeci generaller darbe dağın oldular. Binanın içinde kayboldular. Henüz kendilerinden bir haber alınamadı. Biz haber aldıkça size iletmeye devam edeceğiz. Ben Hamit El Sabah, arkadaşım tam teçhizatlı kameraman Cevat Kelle. Hepinize saygılar sunuyoruz. Olacak bu kadar televizyon haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
Hedefimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Orada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Bu gece birbirinden nezih konuklar çağırdım. Ben çağırdım. Tek başıma çağırdım. Enginar, sen konuk çağırabilir misin? Hayır. Çağıramazsın. Çünkü sen bir hiçsin. Sen benim yanımda sıfırsın. Ben birim, sen sıfırsın. Bu stüdyoya zaten benim dışımda kimse konuk çağıramaz. Enginar'ı da ben çağırdım. Bu Enginar zavallı bir çocuktu. Sokaklarda dolaşır dururdu. Şimdi sayemde ekmek yiyor. Evet. Bakın şunun şu gömleğine bakın. Gömleğinin bir adı, markası bile yok. Oysa benimkisi öyle mi ya? Benimkisi Diyar Marden. Efendim, benim adım Abdülaziz. Efendim, benim ceketim İngiliz kumaşından. Bekar ve İngilizce bilmiyor. İngilizceyi ben biliyorum. Ben zaten her şeyi acayip biliyorum. Do you understand me? Efendim ben var ya ben olmasam hiçbir şey olmaz. Akan sular durur. Ben dedim ya, aklıma geldi. Ben duran toplara çok iyi vururum. Tereyağından çok güzel kıl çekerim. Tek tek basarım, bade süzerim, inci dizerim, acayip dizerim. Enginar, sen inci dizebilir misin? Dizemem Abdülaziz, dizemem. Amor, amor. Kes, ben gel. En büyük geldi. Hem ben buradayken sana şey yapmak düşer, gitar çalmak düşmez. Değil mi? Hem onun sonunda E var. Efendim? Sonunda E var, bak sana kod diyeyim. Ankara'nın E'si ya da ananın E'si. Yani amore, amore, amore. Abdülaziz, şapkama bir şey söylemeyecek misin? Şapkana bir şarkı söyleyeyim. Amore, amore, amore. Öyle değil Abdülaziz. Hani her akşam bir şey buluyordun şapkamla gömleğime söylüyordun da müthiş espri oluyordu, herkes gülüyordu. Canım ne var bunda Enginar? Ah, kafiyeyi acayip tuttum bak Enginar. Ne var? Enginar. Nar var, Enginar var, ıyar. Acayip tutturdum, görüyor musun? Demek ki ben oldum, şair oldum. Abdülaziz, şimdi ben sana diyeyim ki, Abdülaziz, senin konukların hep gece geliyor diyeyim. Niye? Niyesi var mı? İşte, espri oluyor, entel ismi ve herkes buna müthiş gülüyor. Canım efendim, biz zaten enteliz. İnsanlar bize gülüyor. Neden? Çünkü biz kendimiz enteliz, ondan. Efendim, şimdi çağıracağım konuk zarif bir çizgi. Sanıyorum müzik dünyasında. Ceren Cerengil. Hoş geldin Ceren. Ver öpeyim. Oradan değil, elinden canım. Ayakkabılarını çıkar mı şekerim? Baban sana öğretmedi mi nerede çıkarılır, nereye oturulur? Neyse, ben de senin bir baban sayılırım. Sana göstereyim. Şöyle oturacağım. Evet, hoş geldin. İnanır mısınız? Ben 11 yaşında konuşmayı öğrenmeden şarkı söylemeyi öğrenmişim.
Çok güzel sesim varmış. Hep aile meclislerinde iskemlelerin üstüne çıkar çıkar şarkı söylermişim. Bir dakika, bir dakika. Kızım sen ne anlatıyorsun ya? Efendim ilk sorunuzun cevabını veriyorum. Ya bir dakika, bir dakika. Sana soru soran oldu mu? Kameraman, Samim, sen buna soru sordun mu? Enginar zaten soramaz. Kim sordu? Koltuk mu sordu? Ay çok özür dilerim Abdülaziz amca. Bu benim ilk canlı yayınım. Onun için çok canlıyım. Pardon, heyecanlıyım. Canlı yayın mı? Sen buna canlı yayın mı diyorsun? Ay pardon, karıştırdım. Ne güzel ezberlemiştim. Ceset yayın bu değil mi? Ceset mi? Vallahi ben öldürmedim. Ya sus Enginar, espri yapılacaksa ben yaparım. Ceset mi var, ben öldürmedim. Şimdi Ceren, sana kim olduğunu sorsam. Desem ki sen kimsin? Yani anan var, baban var, babanın kim olduğunu biliyorum. Yani anan güzel mi? Güzelse babanın başı kel mi? Benimki değil mesela. Ay pardon, soruyu tekrarlar mısınız? 333. Ya Ceren, öyle bir soru soruyorsun ki kolaysa sen tekrarla. Yaklaşık olarak bir tahminde bulunayım. Vücut ölçülerimi mi sormuştunuz? Hayır, onu biliyorum. Ben her şeyi biliyorum. Şimdi sorum şu. Senin şarkıcı olduğunu söylüyorlar. Yani şarkı söylediğinden şüphe ediyorlar. Seni şarkı söylerken görmüşler. Sen şarkıcı mısın? Evet, bana da öyle geliyor. Konuşmadan önce şarkı söylemeyi öğrenmişim. 11 yaşında değil mi? Biliyorum. 8, 9, 10, 11. Ben çok güzel 11'e kadar saymasını bilirim. Evet, 11 yaşındaymışım. Şimdi 20 yaşındaymışım. Sesim çok güzelmiş. Vücudum daha güzelmiş. Hatta ben az solistmişim. Ben çok yetenekliymişim. 333. Peki bir dakika, bir dakikaymış. Kim söylüyorum sana bunları ya? Yani nereden biliyor musun? Annem söylüyormuş. 333. Peki sen ne diyormuşsun bu işe? Ben operacı olduğumdan şüpheleniyorum Abdülaziz amca. Bana sanki küçükken babam beni bir kere operaya götürmüş de ben o gün orada sanki operacı oldum. 333. Peki ya nasıl girdin sinemaya? Zor mu oldu? Mu oldu zor, zordu. Efendim? Efendim film çevirdin mi? Ben çevirdim. İngilizceden çevirdim. Benim İngilizcem var. Sizin neyiniz var? Sinema hayatı nasıl gidiyor mu? Ben çok yetenekli bir sinema sanatçısıyım. Ama daha hiç film çevirmedim. Dünya çapında bir film yıldızı oldum. Sonra bir ara belki film bile çevirebilirim. 333. Ceren, senin sahne çalışmaların var. Resim, mankenlik, sunuculuk çalışmaların var. Benim de birçok çalışmalarım var. Peki senin doğalgaz fizibilite çalışmaların nasıl gidiyor? Ha? Anlamadım, ne bilite? Benim mi fizibilite çalışmalarım varmış? Ay ben onu çalışmadım, bilmiyorum. Anneme sormam lazım. Anlaşıldı, tamam. Sen iyi çalışmamışsın Ceren. Velini çağır, velinle görüşeceğim. Ben ne yaptım Abdülaziz amca? Niye bağırıyor bu adam bana? Korkma kızım. O ikinci konuk alarmı veriyor. Efendim, ikinci konuğum... Hani eskiden kalender, namuslu, emeğe saygılı tüccarlar vardı. O zamanlar benim Miralay dedem henüz padişahtı ve ben İngiltere kraliçesiyle henüz köprüde karşılaşmamıştım. Efendim, ikinci konuğum ünlü iş adamı... Hay Allah, yine mi Sadık'ı çağırdın? Hoşlanmıyorum şu adamdan ya. Yahu Enginar, ben böyle İstanbul Efendisi, İstanbul Efendisi konuşurken lafıma karışma. Kovacağım seni vallahi. Selamun aleyküm. Yahu kardeşim, şükür kavuşturana. Yahu Sadıkçığım, neredesin sen? Nerede eski Sadıklar? Yahu Abdülaziz Bey kardeşim, niye öyle diyorsun? Eski Sadık, eski Tas. Hala dedemin eskileriyle idare ediyorum desem inanır mısın? İnanırım. Madem öyle, ben de öyle diyorum. Hala dedenin eskileriyle idare ediyoruz. Eski fabrikalar, eski servetler. Ya pardon Sadıkçığım, sen iş adamısın değil mi? Yani iş adamısın. Peki sen ne iş yapıyorsun? Seninki de iş mi? Bir yerde çalışıyor musun? Sigortan var mı? Yani bu yıl yakacak zamma aldın mı? Öyle değil mi Ceren? Vallahi ben 11 yaşındayken konuşmayı öğrenmeden şarkı söylemeye başlamışım. O yüzden... Tamam, ben bu hikayeyi biliyorum. Sen onu Enginar'a anlat. Ben geliyorum. Ben 11 yaşındayım. Abo! 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 Efendim, haftaya bendeniz gene buradayım. Beklerim efendim. Abu, 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 abu. Efendim biz bilim adamları, yalan olmasın, yaklaşık 4 aydır yeni bir kepek şampuanı üzerine çalışmaktayız. Bulduğumuz bu kepek şampuanını kronik kepek sorunu olan Neşe kardeşimizin başında deneyeceğiz.
Hazır mısınız Neşe Hanım? Hazırım efendim. Uzun zamandır mı kepeklisiniz Neşe? İlkokuldan beri efendim. Az sonra hiçbir şeyiniz kalmayacak. Şimdi Neşe'mizin başının bir yarısını normal şampuanla, öteki yarısını da yeni kepek şampuanıyla yıkayacağız. Alçak herif! Canım saçlarımı mahvettin! Öldüreceğim seni! Gırtlağını sıkacağım! Sinirlenecek bir şey yok Neşe Hanım. Ne olsun. Saçınız yok ama kepeğiniz de yok. Mahvolduk hani. Mahvedeceğim. Seni dava edeceğim. Sürüm sürüm süründüreceğim. Neşe'nin bu tarafı gibi olmak istemiyorsanız sakın bu yeni formüllü kepek şampuanını kullanmayın. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Bekleyin anacığım. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Vergi af bayramı nihayet kutlandı anacığım. Şimdi bayramla ilgili hazırladığımız görüntüleri sunuyoruz. Hadi seyredin. Evet sevgili seyirciler, bu kutlu günde vergi affının coşkulu sevincini yaşayan iş adamlarımızla birlikteyiz. Sizin de gördüğünüz gibi kutlama törenleri coşkuyla sürüyor. Şu anda paralar, senetler ve bonolarla süslenmiş zafer takının altından geçerek halkı, askeri ve mülki erkanı selamlayan iş adamlarımızı görüyorsunuz. Topraklarda vergi kaçırmış. Sen ki bu vatanın parasını almış. Ve sen ki yolsuzluklara imza atmış. Ey bu paralar uğruna yollara düşmüş asker. Gökten devlet inerek öpse o pak alnını. Değer ne büyüksün ki kurtarıyorsun kendini. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanslıydı. Sol taraftan ellerinde bayrakları olan, rüşvet yiyen vergi memurları korteji geçiyor. Bu arada bir iş adamımız kürsüye çıkarak benim güzel İsviçrem şiirini okuyacak. Buyurun efendim. Benim güzel İsviçrem. Benim güzel İsviçrem. Cennetim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Bin can feda bankalarına. Voleyi vurduğumda, çarpıp soyduğumda, ülkeden kaçtığımda kucak açtın sen bana. Sömürerek halkımı, yerim üzüm salkımı, öksüz yetim hakkını yatırırım ben sana. Temsili vergi memurlarıyla bir vergi tahsilini canlandıracaklar. Yakup Bey, çırağınızı yakacağız, ocağınızı söndüreceğiz, sizi mahvedeceğiz. Ha 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 ha, ben korkmam. Arkamda devlet var. Biz vergi dairesinden geliyoruz, borcunuzu tahsil edeceğiz. Aman demem, el aman dilemem. Alpler sağ olsun. Şimdi de alana af habercileri ve devlet destek kuvvetleri gelerek düşmanı, pardon, vergi memurlarını denize döküyorlar. Tabii deniz olmadığından memurları denize dökemiyor, denizi memurlara döküyorlar. Geliyorlar. Polisler ilgisiz bir şekilde görmemezlikten geliyorlar. İşte
güneşte göründü kahramanlar. Türkiye'ye, İsviçre'ye yol gider, yol gider baba yol gider. Bankalara deste deste mark gider, mark gider baba mark gider. Evet sevgili seyirciler, kutlama çerçeveleri içinde düzenlenen defter yakma festivalinin sönmeyecek ateşini yakmak için toplanan patronları izliyorsunuz. Yavrum zıplayıp durma, bir yerine bir şey olacak. Ay gömleğim cırt oldu. Gördün mü bak, gömleğini cırtlattın. Ne yapacağım ben bu sorunu? Ben geldim. Aa Ayşe teyze geldi. Aa Ayşe teyzesi, sen nereden çıktın? Merdivenden, kapı açıktı. Kapıyı da açık bırakmaya gelmiyor. Hemen pırt. Bir şey mi oldu? Daha ne olsun, çocuğun gömleği cırtladı. Üzülmeyin, şimdi pastırma kokulu ben geldim var. Kim geldi Nuriye? Ayşe teyzesi gelmiş. Çocuk gömleğini cırtlattı da. Hoş geldin Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Sürüm sürüm sürün inşallah Ayşe. Senin de yuvanı yıksınlar. Ayşe teyzesiymiş de çocuğun gömleği cırt etmiş de pantolonunu cart etmiş de. Ah ulan Ayşe, ben seni elime geçirip de cırtlatmazsam bana da nezahat demesinler. Anne niye öyle bağırıyor? Sorma Ayşe teyze, babam alıp kaçtı. Ne haber yenge? Duyar duymaz koştuk ya. İnşallah ölmedi ya. Yok daha değil ama gidici. Lan ben sana demedim bak erken gidiyoruz diye. Ay ne bileyim ben, tövbe. Gelin gelin. Vay aslan babam. Nasılsın baba, iyi misin? Ver elini öpeyim. Sen misin Recep? Geldiğiniz iyi oldu. Ben gideceğim galiba. Sabaha çıkmam. O nasıl söz baba? Sen eski topraksın. Maşallah turp gibisin. Hepimizi götürürsün. Yok yok. Bugün son günüm. Yarını görmem. Maşallah çok iyisin baba. Biz artık gidelim. Doğru söylüyor baba. Biz artık kalkalım. Çocukları da evde yalnız bıraktık zaten. Nereye yenge? Sizin ev şuradan. Bizimkine taksiyle gidiliyor. Şşş. Doğru diyor baba. Onların evi bir adımlık yerde. Biz gece yarısı taksi bile bulamayız vallahi. Biz birkaç saattir oturuyoruz evladım. Sizin de babanız. Biraz da siz oturun. Bana bak. Bir kağıt kalem al. Al. Ne gitmesin. Vasiyetimi yazacağım. Vasiyet mi dedin? Ne vasiyeti baba? Turp gibisin maşallah. Vasiyette işin yok senin. Evet babacığım, sen bizden daha genç, daha sağlıklısın. Benim içim el vermiyor. Al sen yaz. Ya o benim yazım kötüdür. Daha iyi yazarsın. Buyur yenge. Sen daha iyi becerirsin. Al, al, al. Benim gözüm bellemez yavrum. Ya gözlüğüm yok. Yazı ver şunu. Buyur yenge. Aldınız mı lan kağıdı kalem? Aldık baba. Şimdi yaz. Ev sahibine olan borcumu 6.900.000 ortanca olan Recep'e bırakırım. Alnım yandık. Daha bitmedi. Bakkala ve bakkala ve manava olan borcumu kişi ol. Gitti bizim maaş. Kasaba olan 7 aylık borcumu da büyük oğluma. Bu borçlarımı ödeyin. Artık rahat rahat ölebilirim. Eylül ayında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz
Sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Orada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Orada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar.